İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nden gerçekleştirdiğimiz yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda reklamcılık bölümü öğrencisi olan Emre Kurt bizle birlikte. Emre, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, merhaba. Kendini biraz tanıtır mısın? Hangi bölümde okuyorsun, neler yapıyorsun? Tabii, ben 4 senedir Bilgi Üniversitesi'ndeyim. Reklamcılık ve televizyon habercilik bölümüyle, reklamcılık ana bölümüm, televizyon habercilik ve programcılığıyla da çift ana dal yapıyorum. Bu sene 4. senem dediğim gibi ve mezun olacağım. O şekilde. Peki öğrencilik hayatı nasıl geçti senin Bilgi'de? Nasıl geçti? Şimdi iki bölümüm de iletişim fakültesiydi. Ve aslında gerek hani reklamcılık okuduğum için işin pazarlama alanıyla televizyon habercilik ve programcılık okuduğum için de işin daha teknik ve biraz daha pazarlama dışındaki kısmıyla aşina olma şansını elde ettim açıkçası. Reklamcılık pazarlama adına biraz daha teorik ilerleyen bir bölüm ve ama teorik ilerlemesine rağmen de size birçok ünlü özellikle ilerleyen dönemlerinde birçok dünyaca büyük şirketlerle, global şirketlerle brief alıp çalışma fırsatı tanıyor. Aynı zamanda sektörle buluşturuyor, evet, size. Evet, yani hem sektörle buluşturuyor hem de sektöre girmeden önce sektördeymişçesine deneyim kazanmanı sağlıyor. Senin buna yönelik bir girişimin oldu mu? Buna yönelik bir girişimim, yani ben girişimde olmasam bile zaten girişimde oldur diyorlar. Şöyle, ajans derslerimiz var bizim reklamcılık bölümünde ve bu bahsettiğim ünlü, yani ünlü diyorum, büyük markalar bu derslerde öğrencilere, reklamcılık öğrencilerine briefler veriyorlar. Ve ve bu briefler doğrultusunda ajans dersini alan öğrenciler kampanyalar düzenliyorlar. Onların verdiği briefler doğrultusunda kampanyalar düzenliyorlar, reklamlar tasarlıyorlar ve sanki gerçekten sektördeymişsin gibi çalışıyorsun. Haftalarca bir hani görüşmeler oluyor müşteriyle ve en sonunda sunum yapıyorsun ve bu sunumun sonunda da ne kadar başarılı olup olmadığın kritize ediliyor ve yani teorik, evet, teorikten aldığın şeyi aslında pratiğe döküyorsun, evet, bir anlamda. Yani aynen, teoride kalmıyor. En önemli nokta o. Peki TV haberciliği ve programcılığı bölümünden bahseder misin? Tabii. Şimdi özellikle Türkiye'de iletişim okumak teknik gereksinim anlamında biraz sıkıntılı bir vaziyette. Her okulda bu konuda gerekli teçhizatlar bulunmuyor benim etrafımda gördüğüm kadarıyla, duyduğum kadarıyla. Fakat bizim okulumuzda bu durum biraz daha farklı. Hem tüm ekipmanları kullanmayı, tüm programları kullanmayı ve deneyim kazanıyorsun, kullanma fırsatını buluyorsunuz. Yani dilediğince kamera var, öyle. Yani okulun imkanlarını kullandığı sürece aslında, evet, yaratıcılığını konuşturmuş, evet, oluyorsun bir anlamda. Yaratıcılığını konuşturma şansı elde ediyorsun, daha doğrusu, evet. Peki Bilgi'nin sana sunduğu olanaklar başka neler? Başka neler? Ya ekipman dedim ama hani mesele sadece ekipman değil. Orada bulunduğum biraz... bir önemli proje oldu mu mesela? Bulunduğum önemli proje oldu tabii. Televizyon habercilik ve programcılık bölümünde bizim IP Yacht adı altında Avrupa Komisyonu'na bağlı bir organizasyon var. Avrupa'nın 3 ülkesi ve Türkiye'den de Bilgi Üniversitesi olmak üzere 4 farklı üniversite her sene farklı bir ülkede olmak üzere bir araya geliyorlar. Ve bir konu üzerinde 2 haftalık bir çalışmanın sonucunda bir online dergi yayınlıyorlar. Ve bu online derginin mesela benim gittiğim süreçte konusu medyadaki yeniliklerdi. Ve gerek yurt dışından hocalarla çalışma deneyimini elde ettik, gerek yabancı öğrencilerle fikir alışverişinde bulunma şansı geçti elimize. O şekilde böyle bir organizasyonda bulundum. Peki son olarak reklamcılık ve TV haberciliği ve programcılığı bölümünü tercih edecek olan öğrencilere yönelik neler söyleyebilirsin? Neler söyleyebilirim? Reklamcılığı tercih edecek öğrencilere şunu garanti edebilirim.
reklamcılıkta teorik olacak, teorik olarak öğreneceğiniz her şeyi pratiğe dökme şansını %100 bulabileceğiniz okullardan biri burası. Diğerlerini hani gidip orada okumadığım için bilmiyorum ama burada, ben burada okuduğum için bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. %100 öğrendiğiniz her şeyi pratiğe dökebiliyorsunuz. TV haberciliği ve program. TV haberciliğiyle de o alanı ilgilendiren her şeyi pratik haline getirip yine aynı şey aslında söylediklerim, yani TV habercilikte sadece mesele teori olmadığı için teknik olarak ve content, yani içerik olarak da bir teknik ve içeriğin birleştiği bir bölüm olduğu için. Aslında şu anda olduğu gibi bir televizyon programının ya da bir röportajın nasıl çekildiğini tamamen öğreniyor öğrenciler. Öğreniyorlar ve aynen bunu da uygulama şansını elde ediyorlar. Yani aslında bizim şu an şu programı çekmemiz bile onun sayesinde bölümün bu uygulamanın sonucu. Öyle söyleyeyim. Peki Emre, çok teşekkür ederiz katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Emre ile birlikte reklamcılık ve TV haberciliği ve programcılığı bölümüne dair konuştuk. Yayınımız tekrar devam edecek.